Vallahi bu sene işimiz zor abi. Üniversiteyi kazanamazsam babam yapar yuvamı. Bir de bilgisayar aldırdım. Alır elimden vallahi. Sen de kazanırsın, olur biter. Kazanırsın, olur bitermiş. Kolay sanki. Ben senin gibi inek değilim oğlum. Elimizden gelen belli. Hem o kadar büyük konuşma. Bu sınav şans işi. Piyango gibi. Bir bakarsın dışarıda kalmışsın. Ne haber? Olmaz öyle şey. Şurada bir işim vardı. Benim ayakkabıyı alacağım da. Selamun aleyküm. Aleyküm selam evlat. Usta benimki hazır mı? Hazır evlat. Baksana. Sen de bizim kursa yazılsana. Arada mavra yaparız ha. Ben kursa gitmeyeceğim. Doğru ya. Sen nasılsa sınavı kazanacaksın. Kursa ne gerek var? Al bakalım. Bu yeniler biraz nazlı oluyor. Yağmurda çamurda pek kullanma oldu mu? Oldu usta, kullanmam. Abi ya, sen bu ayakkabıyı ne kadar giyeceksin? Vallahi mezarına kadar götürürsün bu gidişle. Ama bak, yağmurda çamurda pek kullanma, tamam mı? Baksana. Sen benim sinirimi bozmak için mi uğraşıyorsun? Yok be, şaka yaptım sadece. Şaka falan yapma. Anne, bunu Nihal teyzeme mi dikiyorsun? Evet kızım. Toplar alacak mısın? Alacağım bir şey işte. Abim geldi. Ne haber küçük cadı? Bugün ne yaptın bakalım? Bir şey yapmadım, üst üste oturdum. Bir de bana sor. Evin altını üstüne getirdi. Olacak o kadar ya. Ama senin odanı da dağıttı. İşte bu olmadı. Bir bakayım şu odaya. Allah bilir daha neler yapmışsındır sen. Ayakkabını aldın mı? Ne kadar tuttu oğlum? Bir şey değil. Al şunu. Anne bu kadar tutmadı. Bu fazla. Babanın maaşını aldım. Ben de harçlığını şimdiden vereyim dedim işte. Al. Keşke imkanım olsa da daha fazla verebilsem. Ama ne yapalım? Anne dert değil. Ali'cim, şu kurs işini düşünüyordum. Şöyle ucuz bir tane bulsak da ona gitsen diyorum ha. Bu zamanda tek başına üniversiteye hazırlanmak çok zor oğlum. Ne gerek var şimdi para harcamaya? Ayağıma giyecek ayakkabı almakta zorlanıyoruz. Kursa mı para vereceğiz? Seni üzmek istemedim. Ne yapalım? Biz de böyle idare ederiz. Sıkma canını ne olur. Göreceksin. Bir sene sonra makine mühendisi olarak geçeceğim karşına. Ali, ben geçen de Nihal Hanım'la konuşuyordum da tanıdığı emekli bir hoca varmış. İyi bir adammış oğlum. Geçen sene bir öğrenci hiç para almadan üniversiteye hazırlamış. Ali, bak ben diyorum ki... Sen bana güvenmiyor musun? Güveniyorum evladım. Güveniyorum da hani bu yoklukta böyle bir adamı da bulmuşken bir sorayım ha, ne dersin? Bak sana da faydası olur. Nasıl istersen. Bu matematikçi bana fena taktı abi. Kesin bırakacak görürsün. Adam işini yapıyor. Niye sana taksın ki? Sen öyle san. Görmüyor musun? Adam paso beni sözlüğe kaldırıyor. Sanki sınıfta bir ben varım. Ha bu arada hafta sonu kurstayız. Bütün sınıf orada olacak. Sen de olsaydın keşke. Gelemem. Bizimkiler bana hoca tuttu. Hı? Hadi ya. Oğlum sen dalga mı geçiyorsun? Yok.
Bir de bana kursa verecek paramız yok diyorsun. Bu ne iş? Ya hoca parasız ders verecekmiş. Tabii ya, öyledir. Sen onu benim külahıma anlat. Buyurun. Allah sizden razı olsun. Bu zamanda kimse sizin yaptığınızı yapmaz hocam. Durun bakalım. Daha bir şey yapmadım. Hem sizin oğlanla anlaşabilecek miyiz? O bile belli değil. Ali terbiyeli çocuktur. Hem de çalışkandır. Size sorun çıkarmaz hocam. Umarım öyledir. Abim çok sinirlidir. Niye ki? Bir bardak suyu masasına döktüm diye o kadar çok kızdı ki. Peki ben ne kadar kızdım? Oo, sen daha da çok kızdın. Hah, geldi işte. Evladım, işte Süleyman Hoca. Hani sana bahsetmiştim ya. Hoş geldin evladım. Siz de hoş geldiniz. Hadi ben sizi yalnız bırakayım. Hadi gel kızım. Nereye? Parka gidiyoruz. Ama ben burada kalmak istiyorum. Hadi uzatma, hadi. Otur karşıma. Önce seninle bir konuşalım. Biliyorsun, ben bu işi maddi karşılık beklemeden yapıyorum. Ama her şeyin olduğu gibi bunun da bir karşılığı var. Benim senden istediğim çalışman ve başarılı olmandır. Sen bunları bana verebilir misin? Veririm. Neden vermeyeyim ki? O zaman mesele yok. İstersen hemen başlayalım. Odaya geçelim mi? Gerek yok. Senden şimdilik bunlardaki testleri çözmeni istiyorum. Hepsinin yerlerini işaretle. Bir dahaki gelişimde kontrol ederim. Anlaştık mı? Hı hı. Hadi o zaman bana müsaade. Ne bunlar ya? Of. Ne oldu ki evladım? Ya baksana. Bütün bunları koydu önüme. Hepsini çöz diyor. İyi ya, güzel ol. Sen de çöz işte. Hmm. Yarısını anca yaptım. Daha başında bu kadar yüklenilmez ki ama. Hem daha üniversite sınavına çok var. Kursta bile böyle çalıştırmıyorlar. İdare et güzel oğlum. Bak bu zamanda özel hoca bulmak kolay mı? Adam 5 kuruş istemiyor evladım. Anne, para istemiyor diye işkencesine katlanmak zorunda mıyım? Hadi benim güzel oğlum. Sence buradaki bütün soruların cevabı A seçeneği mi? Bana öyle geldi. Emin misin? Demek bütün soruların cevapları aynı. Ama diğerleri öyle değil. Bu demek oluyor ki yarısını çözebildin. Sonra da sıkılıp bu yola başvurdun. Çocuk, sen benimle oyun mu oynuyorsun? Hayır hocam. Verdiğiniz ödev çok fazlaydı. Gördünüz işte. Yapabildiğim kadarını yaptım. Sonra da okul dersleri vardı. O yüzden kalanlara vakit ayıramadım. Ama bak, ben sana vakit ayırıyorum. Peki karşılığı ne? Kusura bakmayın, çalışamadım diyebilirdin. Ama sen bunu yapmadın. Bu iş böyle yürümez. Anlıyor musun beni? Yürümez. Bir sürü genç üniversite kapısından girmek için gece gündüz çalışıyor.
Ama sen daha ilk günden... Ben elimden geleni yapıyorum. Elinden gelen bu mu? Soruların yarısını yaptım işte. Daha ne istiyorsunuz? Yetmez, hepsini yapacaksın. Kusura bakmayın. Elimden bu kadarı geliyor. O zaman hiçbir yere kazanamazsın. Kazanırım. Çalışmayan adamın kazandığı nerede görülmüş? Ben çalışıyorum. Buraya daha bir kere geldin. Ama sürekli atıp tutuyorsun. Hakkımda bir şey bildiğinde yok. Ben sınıf birincisiyim. İstesem o verdiklerin hepsini çözerim. Üniversiteyi de kazanırım. İstediğim yere girerim, tamam mı? Öyle olsun. Ne oldu Süleyman Bey? Bir şey yok Hatice Hanım, bir şey yok. Galiba sizin oğlanla anlaşamayacağız biz. Gitti mi? Oğlum ne yaptın sen? Bir şey yapmadım anne. Ama adamcağız sevabına yardım ediyordu işte. Biraz suyuna gitsen ne olurdu? Gidemedim işte. Çok üzerime geldi. Sen merak etme. Benim ne hocaya ne kursa ihtiyacım var. İçin rahat olsun. Şu hafta sonu gelse de iple çekiyorum abi. Bazen bu derslerden gına geliyor. Niye ki? Cumartesi pazarda kursa gitmiyor musun? Ne bileyim, o başka. Sözlü yok, yazılı yok. Sınıfta kalma derdi yok. Arada dalgamızı da geçiyoruz. Bir de bana sen de gel diyorsun. Dalga geçeceksen niye para veriyor ki baban? Çok basit. Dalga geçtiğimi bilmiyordu ondan. Senin hoca nasıl? İlk günden neredeyse bütün senenin ödevini verdi. Anlayacağın bizimki psikopat çıktı. Gelmiyor artık. Kurtuldun desene. Öyle sayılır. Dursana Ali. Işık yanmadı. Ya bekleyemem ben. Zaten eve de geç kaldım. Ali. 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 Geçmiş olsun. Sağ olun. Doktor bey, oğlum nasıl? Ne olur söyleyin, kalbim duracak. Röntgenleri yeni geldi. Beyinde bir problem görünmüyor. İçiniz rahat olsun. Hayati tehlikesi yok. Allah'ım sana şükürler olsun. Yalnız omuriliğinde ciddi bir zedelenme var. Korkarım bir daha yürüyemeyecek. Şöyle bir. Sakin. Sakin. Geçmiş olsun. Yapma böyle güzelim. Üzme beni.
Bak ilk günkü gibi değilsin. Neydi o halin? Görünce yüreğim ağzıma gelmişti vallahi. Bak şimdi daha bir toparlandın. Yarın öbür gün taburcuda olacaksın oğlum. Koltuk deneklerimi hazır ettin mi anne? Peki ya tekerlekli sandalye mi? Anne, gözünü seveyim evladım. Artık benim hayatım bitti anne. Hiçbir şeyin bittiği yok, tamam mı? Yine eskisi gibi olacak oğlum. İşini gücünü yapacaksın, okuluna gideceksin. Ne bileyim ben. Anne, boşuna kandırma kendini. Bundan sonra ne okul var, ne dersler var. Ne garip değil mi? Sabah akşam ders çalıştım. Okulun en başarılı öğrencisi oldum. Üniversiteyi de kazanacaktım. Neden bu kadar çabalıyordum biliyor musun anne? Okuyup mühendis olacaktım. Sonra da size bakacaktım. Annem artık çalışmayacak. Kardeşimin her istediğini alacağım diyordum. Para sıkıntısı da çekmeyecektik. Ne isterseniz getirip önünüze koyacaktım. Meğer ne boş hayal gelmiş. Şimdi artık sadece sırtınızdaki bir yüküm. Annem. Estağfurullah, görevimiz. Geçmiş olsun. Buradan kapıyı aç. Gör bak bakalım, hadi. Anne. Artık koca adam oldun. Odanda yalnız başına seyretmek istersin dedim. Neden yaptın ki bunu? Hastane masraflarını zor denkleştirdik zaten. Bırak da bunu ben düşüneyim. Nasıl? Hoşuna gitti mi? Dışarıya çıkamayacağıma göre bununla vakit geçiririm artık. Kardeşinle birlikte kütüphaneni de toparladık. Kitapların, defterlerin hepsi yerli yerinde. Bak. Ders kitaplarını da şu köşeye koyduk. Benim artık onlarla işim olmaz. Siz. Beni hatırladınız mı? Hatırlamaz olur muyum? Oğlunuz nasıl? Pek iyi değil. Biraz konuşabilir miyiz? Mesele nedir? Oğlumun durumu hiç iyi değil Süleyman Hoca. Demek dersleri kötüye gidiyor. Kendine çok güveniyordu. Ama güven ne yazık ki tek başına yeterli değil. Ali artık dersleriyle ilgilenmiyor.
Daha doğrusu hiçbir şeyle ilgilenmiyor. 3 ay önce oğluma bir araba çarptı. O günden beri yürüyemiyor. Ne? Ali. Ali'cim bak kim geldi. Merhaba Evet. Süleyman Hoca seni merak etmiş, görmek istedi. Görecek ne var ki? Ayıp ama ta kalkıp buralara kadar geldi. Böyle mi karşılanır oğlum? Hem seni yeniden çalıştırmak istiyormuş değil mi hocam? Ali de isterse neden olmasın? Ama ben istemiyorum. Sana yardım etmek için buradaydı. Bana acıdığı için buradaydı. Hayır efendim. Kendine acıyan biri varsa o da sensin. Bana bak. Bana bak. Bana bak diyorum. Sabahtan akşama kadar öylece oturup duruyorsun. Bir bitki gibi. Nereye kadar sürecek bu Ali? Baban öldükten sonra ben nasıl çalıştım sen biliyor musun? İkinize bakmak için neler yaptım. Ama ne işe yaradı? Yine elimde avucumda hiçbir şey yok. Hala kıt kanaat geçiniyoruz. Ama hiç önemli değil diyordum. Benim elimde avucumda sizler vardınız. Bir tanecik kızım aslan gibi oldu. Okuyup sen bize bakacaktın ha? Bu kafayla mı bakacaksın Ali? Yazık. Anne. Süleyman Hoca gelsin. Yine bana çözmem için testler mi vereceksin? Hayır. Önce konuşacağız. Tıpkı buraya ilk geldiğim gibi. Zaten konuşmaktan başka ne yapabiliriz ki? Artık ne okul kaldı ne sınav. Haklısın. Bu seneyi kaçırdık. Ben önümüzdeki sene için konuşacağım. Önce lise bitirme sınavları için çalışacağız. Onu hallederken de üniversite sınavına hazırlanacağız. Ne kadar kolay değil mi? Eğer insan isterse her şey kolay olur. Artık eskisinden daha çok çalışman gerekiyor. Merhaba. Merhaba. Rahatsız etmiyorum ya. Buyurun buyurun. Teşekkür ederim. Buyurun.
Buyurun. Ben fazla kalmayacağım. Size teşekkür etmek için uğramıştım. Rica ederim. Ben ne yaptım ki? Sayenizde yeniden hayata döndü oğlum. Oturup çalışıyor, okuyor, yazıyor. Sanki içinde yeni bir ümit doğmuş gibi. Tek korkum bu ümidin kaybolup gitmesi. Merak etmeyin, kaybolmayacak. Resimlerdeki gibi. Oğlunuz mu? Evet. Oğlum. Çok iyi, bunları da yapmış. Bunlar da tamam. Tamam. Fizik sorunlarını bırakmışsın. Kimyaları da. Olsun. Şimdilik bunlar da yeter. Yetmeyeceğini siz de biliyorsunuz. Şimdi şunları çöz. Yarın da nerelerde yanlışlarım var onlara bakarız. Aslında kendimizi kandırıyoruz değil mi hocam? Bunda nereden çıkar? Ne kadar çalışırsam çalışayım bir işe yaramayacak. Asıl böyle düşünürsen yaptıkların bir işe yaramaz. Her şeye bir cevabınız var. Peki bacaklarım hakkında bana ne öğüt vereceksiniz? Liseyi bitirsem, üniversiteyi kazansam bacaklarım geri gelecek mi? Ben sakatım. Ve sakatların da bu dünyada başarı şansı yoktur. Neden benimle uğraşıyorsunuz? Saçmalama. Sen sakat falan değilsin. İnsan kendini nasıl görürse odur. Bacakları olmayan ip çambazları tanıdım ben evlat. Ben de onlar gibi ipte yürür müyüm hocam? Söyleyin, yürür müyüm? Yürür müyüm? Hayır, yürüyemez. Ama ben senden ipte yürümeni değil, kafanı çalıştırmanı istiyorum, kafanı. Şimdi oturmaya çalış. Hayır, bırak beni. Rahat bırak. Hayır, bırakmam. Bu işi birlikte götüreceğiz. Hadi toparlan. Ne istiyorsun benden? Rahat bırak. Bu dünyadaki en talihsiz insan sensin, öyle mi? En büyük felaket senin başına geldi, öyle mi? Bak şu resme, bak. Kim? Kim bu biliyor musun? Benim oğlum. Senin yaşındaydı. O da üniversiteyi kazanacaktı. Mühendis olup askere gidecekti. Dönünce evlenirdi belki. Belki çocukları olacaktı. Ama hiçbiri olmadı. Ne oldu biliyor musun? Oğluma bir araba çarptı. Senin başına gelenler onun da başına geldi. Ama ne yazık ki o senin kadar şanslı değildi. Oğlumu kaybettim. Belki o daha şanslıydı. Öyle mi düşünüyorsun? Kusura bakmayın. Senin hakkında yanılmışım. (Gülüyor)
Bak Ali, sana ne aldım? Hiç gerek yoktu be anne. Benim için para harcama. Hem evden çıktığım mı var? Allah Allah. Gömleğin de hesabını mı yapacağız oğlum? Hem bakma sen. Babanın maaşı yine imdadıma yetişti. Kıyıda köşede kalan borçları da temizledim. Desene babam öldükten sonra bile bizi destekliyor. Ne sandın ya? Bu Süleyman Hoca'nın oğlu değil mi? Dünyanın en iyi babasına hep yanında olacağım. Hey, ne güzel yazmış değil mi? Senin niye canın sıkkın oğlum? Ben hiçbir şeyi hak etmiyorum anne. Aa. Hepiniz benim için çırpınıyorsunuz. Elinizden gelen her şeyi yapıyorsunuz. Ama ben sadece sizi kırıyorum. Başka bir şey yaptığım yok. Hayır güzel evladım. Sen çok iyi bir evlatsın. Hiçbir zaman beni kırmadın yavrum. Sakın böyle düşünme. Süleyman Hoca'nın oğlu babasına hep yanında olacağım diye yazmış. Ama sözünü tutamamış. Ben sizi kaybetmek istemiyorum. Bir saniye anne. Evet. Şuradakilere soralım. Sor bakalım. Evet, pardon. Şu sınıfa nasıl gidebilirim acaba? Soldan ikinci kapı. Tamam teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Estağfurullah. Hadi gel oğlum. Evet 4B'de hocam. 4B'de bakın 13 kişi giriyor. Hı-hı. Öyle heyecanlıyım ki. 5B'de. Rahat ol. Bu senin için çocuk oyuncağı bir sınav. Yine de avuçlarım terliyor. Olacak o kadar. Bunu bir hallet. Ondan sonra üniversite sınavı bekliyor seni. 12 kişi var. Hı-hı. Hocam... Senin emeklerini nasıl öderim ben? Evet. Sen bu sınavı hocam, geç, o benim ödülümdür zaten. Birinci kat. Hadi kapı. Gidelim. İyi haberi vermek için hemen koşup geldim. Sınavdan geçti değil mi? Hı hı. Demek bizim hala artık lise mezunu. Ya. Darısı büyük sınava inşallah. Amin. Onu da kazanacak. Göreceksiniz. Kazanacak.
öyle değişti ki. O hayata küsmüş çocuk gitti. Yerine zehir gibi çalışkan başka biri geldi. O zaten öyleydi. Hepsi sizin sayenizde. Hayrola hocam? Canınız sıkkın gibi. Yok, yok bir şey. Bir haber aldım da. Yakın bir dostumuz, sağlık durumu pek iyi değilmiş. Bu yakınlarda onu ziyaret etmem gerekiyor. Geçmiş olsun hocam. İşte bunu koyarsan tamam olur. Doğru ya. Hiç düşünmemiştim. Bu da sana son dersin. Bazı problemleri tersine okuyacaksın, anladın mı? Anladım hocam. Son ders mi dediniz? Artık sınava çok az kaldı. Benden bu kadar. Yola yalnız başına devam edeceksin. Ama sınava daha 3 ay var hocam. Sen halledersin. Peki siz neden bırakıyorsunuz? Yakın bir dostum, sağlık durumu iyi değil. Onunla ilgilenmem gerekiyor. Mersin'e gitmem lazım. Asma suratını. Sen zaten bu işin altından kalkacak kıvama geldin. Sakın bana yapamam falan deme. Üniversiteyi kazanacağım. Ah şöyle. Anne çok iyi geçti. Soruları görünce gözlerime inanamadım. Hepsi o kadar kolaydı ki. Tabii ki kolaydı. Benim oğluma zor mu dayanır? Süleyman Hoca dönmüş müdür acaba? Ona da haber verseydik. Dur bir sonuçlar da açıklansın. Acele etme. O zaman ararız. Sen yine de bir evine uğrasan. Belki dönmüştür. Belki yarın uğrarım. Hadi bakalım. Neyi duymadın mı? Ben onun kardeşiyim. Siz de sanırım Ali'nin annesi olmalısınız. Evet annesiyim. Size bir mektup bırakmıştım. Mektup mu? Evet. Tamam Erkan, tamam. Tamam, çok sağ ol. Kazandım anne. Kazandım. Allah'a şükür sonunda. Artık karşında bir mühendis adayı var. Ben bir değişiklik göremiyorum. Bir de bana sor anne. Sanki bambaşka bir Ali oldum. Sanki hayatım baştan başa değişti. İnanamıyorum. Of. Süleyman Hoca'ya haber verelim hemen. O olmasaydı bunların hiçbirini başaramazdım. Bir daha evine gitsen anne. Belki dönmüştür. Anlamıyorum ki. İnsan bir telefon numarası bırakır. En güzel günümde ortalıkta yok. Olacak iş mi? Süleyman Hoca gelemedi ama bak sana bu mektubu gönderdi. Thank you.
Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.